Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size evde tahin helvasını nasıl yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Evde tahin helvası yapması aslında o kadar da zor değil, düşünüldüğü kadar zor değil. Ama ben de birkaç tarif denedim, hiç hoşuma gitmemişti. En sonunda kendi tarifimi buldum ve bunu size mutlaka göstermek istedim. İnanın o kadar lezzetli oldu ki gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz diyorum. Hazır aldığınız helvayı hiç aratmadığı gibi daha böyle güzel, daha da kıyır kıyır oldu. Geçiyoruz hemen malzemelerimize. 400 gram yani 2 su bardağı unum var. 8 yemek kaşığı pudra şekeri, 8 yemek kaşığı tahin kullandım. Ve 3 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağını genişçe bir tavanın içerisinde erittikten sonra unu ilave ediyorum ve unun rengi hafif dönüp güzel kokular gelene kadar kavuruyorum. Yalnız un helvası yaptığımız gibi çok fazla kavurmuyoruz onu. Sadece rengi dönüp güzel kokular gelmeye başlayınca hemen ocağımızın altını kapatıyoruz ve unu soğuması için bir kenara alıyoruz. Gördüğünüz gibi unumuz hafif renk aldı. Hemen soğumaya bırakıyorum ve soğuduktan sonra küçük bir mutfak robotunun içerisine alıp unu çekiyorum. Bu da bir püf noktasıdır. Unun içerisindeki bütün topaklanmaları gidermek için bu işlemi yapıyoruz. Unumu tekrar tavaya aldım. Ocağımın altını çok kısık açtım ve tekrar kavurmaya başladım. Hafif ısınmaya başlayınca hemen pudra şekerini ilave ediyorum ve karıştırma işlemine devam ediyorum. Hem karıştırıyorum hem de kısık ateşte kavuruyorum. Pudra şekeri unla tamamen karıştıktan sonra tahini ilave ediyorum ve hızlı bir şekilde karıştırmaya ve kavurmaya devam ediyorum. Bu arada ocağımın altı daha hala kısık ateşte. Tahinle un tamamen birbiriyle karışıp özleştikten sonra ocağımın altını kapatıyorum ve helvamı karıştırmaya devam ediyorum. Helva tamamen ılıyana kadar kaşıkla hem eziyorum hem de karıştırıyorum. Tahta kaşıkla biraz zorlandım. Normal kaşık aldım ve gördüğünüz gibi karıştırdıkça daha da özleşip daha da güzel bir kıvam aldı. Bir cam kasenin içerisine streç folye yerleştirdim ve helvamı bu kasenin içerisine yavaş yavaş dolduruyorum ve doldurdukça da bastırıyorum. Streç folyeyi kullanmamın sebebi de cam kaseden helvamı soğuduktan sonra daha rahat çıkarabilmem için. Önce birkaç kaşık helvayı koyuyorum. Kaşıkla iyice bastırarak helvamı düzleyip üzerine tekrar birkaç kaşık helva daha koyup bu işlemi helva bitene kadar yapıyorum. Böylelikle helvamız hem daha sıkı olacak hem de aralıkta boşluklar kalmayacak. Şimdi streç folye ile helvamın üzerini kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Ben bir gece dinlendirdim. Ertesi günü çok güzel sertleşmişti. Ve gördüğünüz gibi streç folye ile de helvayı kaseden çıkartmakta hiç zorlanmadım. Şimdi size helvayı kesip nasıl kıyır kıyır olduğunu göstermek istiyorum. İnanın ben kendim de o kadar çok tarifler denedim ki en sonunda kendi hoşuma giden kendi tarifimi buldum diyeyim. Bu aşamaya gelene kadar da bayağı bir tarifler denedim ama.
İnanın ben eşimi bir şeyleri beğendirmekte o kadar çok zorlanıyorum ki o bile çok beğendi ve süper olmuş dedi. Ve kendisi helva hastası. Umarım bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve mutlaka deneyin diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.